Aç Medya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte Europanvar'dayız. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu ve Kutsal Topraklar Savaşı. 1853 Temmuz'unda Fransa ve Rusya arasındaki ilişkiler Kutsal Şehir Kudüs'ün koruyuculuğu üzerindeki tartışmalardan ötürü kötüleşti. Osmanlıların Fransa ile işbirliğine gitmesi Rusların birliklerini tekrar Balkanlara göndermesine yol açtı. Savunmaya geçen Osmanlılar Fransa'dan yardım istedi. Yani Fransa ile Türkiye, Rusya'ya karşı, yani biz Fransa ile Rusya'ya karşıyız. Savunma hattımızı falan koruyun. Buraları geçeceğim çünkü video bayağı bir uzun sürecek. Şimdi şöyle komutanlarımızı dağıtalım. Bunu da Mahmut Paşa'ya verelim. Davut'a verelim. Evet, başka da dağıtamıyoruz. Şöyle buradan bastırarak şurayı almaya çalışacağım. Ardından buradan destek vererek Sivas Topol'u da alacağız. Umarım öyle olur. Diyelim ve devam edelim. Şimdi bir gemi daha çıkarmak istiyorum. Şimdi başka neyimiz var lan? Ha, şunu unutmuşuz. Buradan da devam edelim. Bu arada bu da Rusların özel birliği. Şuradan. Abi nasıl tek atamadın ya? Tek atsa iyi olacaktı. Bunları acilen karaya çıkarmam lazım. Yoksa canları denize dökülür abi. Buradan da devam edelim. Buraya da bir birlik göndermek lazım. Fakat kapasitemiz bayağı yükseldi, o yüzden şu anda bir birlik basmayacağım. Burayı indirebilir miyiz? Şöyle bakalım. Onu da indirdik. Şimdi buradan direkt karaya çıkaracağım. Burayı bu el alır gibiyiz. Şimdi
Tek at. Evet, orayı aldık. Şimdi donanmalarımızı buraya karşı kullanacağım. Ha, burayı almam iyi oldu. Fransız şeyler de geldi, destek ekibi. Bunlar da bize saldırdı abi. Ayıralım abi. Bir taraf şu tarafa, bir taraf da üst tarafa gitsin. Buradan bayağı bir baskı var. O yüzden buraya asker takviyesi lazım. Evet, Fransız şeyi tam geldi, desteği. Bu üçüncü Napolyon. Bakalım 22 elde bitirebilecek miyiz? Ruslara da destek geldi. İnşallah terse dönmez ya. Of. İkisine birden vurmak için öyle bir ters çevirdim de olmadı. Neyse. Burayı da açalım. Evet, Fransa'nın desteğiyle rahat bir şekilde 22 elde bitirebileceğimizi düşünüyorum. Burada kullanmadığımız bir birlik var. Tamamdır, devam edelim. Şunu bir indirelim ya. Tamamdır. Biraz geriye çekilelim.
Gönüllülük süvarisini açsak iyi olurdu ya. Neyse, açamıyoruz. Şimdi normal bir hatlı basalım. Gemileri halledeyim ya. Bunlar kaleye fazla hasar verebilir. Şuraya bir tane daha atalım. Şimdi buradan buna tek atar. Buna da atar. Ardından güzel. Oradan da ilerliyoruz. Şimdi bu el Sivastopol'u alabiliriz. Evet. İlk hedefi aldık. Belki bu el burayı bile alabiliriz. Burayı da aldık. Şimdi şuradan ilerleyelim. Gidelim şimdi komutanın. Yermelov. Pek de sağlam değil ya. Şöyle yapalım. Şu birliği şuradan göndereyim. Üçüncü Napolyon burada fazla uğraşmasın. Thank you.
artık fazla bir etki etmez. Dayandıktan sonra hiç beklemeden oraya doğru bastıralım. Şuradan da şöyle yapalım. Şimdi iki hedefimiz var. Devam edelim. Buraya destek lazım. Şunu indirelim, gemiye hasar verir. Devam edelim. Şuradan iki birlik daha basalım. Hepsini ileriye doğru götürelim abi. Şunların ikisine birden vuralım. Bu arada videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup like atabilirsiniz. Şunları hemen halledelim. Evet, artık bastırabiliriz. Burayı 2 veya 3 elde alabiliriz. Şöyle patlamayı da basalım. Zaten burada birliğimiz bayağı fazla.
Devam edelim. Burayı hallederiz. Şimdi buradan kaleye doğru vurmaya başlayalım. Tamam, artık orayla uğraşmaya gerek yok. Burayı aldık. Burayı da bu elde alırız. M16 elde son verdik. Ve Osmanlı İmparatorluğu serimizin sonuna geldik. Evet, bunu okumak istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı'ya karşı verdikleri uzun bir savaş sonucunda Ruslar işgal hedeflerinde başarısız oldular. Bu Osmanlılar kutsal topraklarını korumaya başladılar. Elhamdülillah. Tabi başaracağız. Neyse, şöyle bir komutanlarımızı da yükseltelim. Yükseltebileceğimiz varsa. Bu arada Murat Max oldu. Mahmut Paşa imparatora kadar gidiyor. Ve bugünkü videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.